رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Tevhid cümlesi. La ilahe illallah demek. Neden bu kadar kıymetli? Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki yani bunu söylemezseniz diyor. Yani kalben itikad etmezseniz diyor bu tevhid cümlesini. Yeriniz ebedi cehennem diyor ya. Allah Allah. Ya Rab bu kadar mı kıymetli? Tahmin ettiğinizden daha da kıymetli. Yalnız bu tevhid cümlesini ezbere söylesek yeterli olur mu? Yok, yeterli olmaz. Bu tevhid cümlesinin içeriğini yani bütün esmaları kapsayan şeklini kalben inanarak söylediğinde kıymetli. Sadece böyle dilde çevirdiğinde değil yani. Demek ki böyle sadece la ilahe illallah değil, altını da doldurmak icap ediyor. Nasıl yani? La rezzaku illahu. Allah'tan başka rızık verici kimse de yok. Allah Allah. Tam böyle birisiyle iş pazarlığına tutuştuğun anda, tam daire satacaksın. O anda bu akla geliyorsa ne âlâ. Bunu da benim ayağıma kadar gönderen Allah'tır diyorsan ne âlâ. Orada Allah değil de müşteri tedirginlik sağlıyorsa, kalbin alakasını celbettiyse demek ki dilimizde söylediğimiz la ilahe illallah kalbe tam sinmemiş demektir. La şafiu illahu. Allah'tan başka şifa verici yoktur. Bak sen hastanedesin değil mi? Sürekli. Şimdi sebeplere riayet edecekler. Hatta sebeplere riayet ederken insan ilacın kalitelisini seçer, doktorun kalitelisini seçer öyle değil mi? Şu doktor bey daha tecrübeli der onu seçer. Peki bunları yaparken netice cihetinde kalben Allah mı diyor? Yoksa tam şu karşımdaki beni iyi edecek, şifayı o verecek mi diyor? Eğer ikinci dediğim gibi diyorsa bu tevhid cümlesi dilde istediği kadar geçsin. Hakiki manada kalbe sirayet etmemiş demektir. Allah Azze ve Celle neyi tehdit ettiğini anladınız mı? Bu cümleyi. Kalben itikad etmedikten sonra siz bu cümleyi zikretseniz de bu fayda verici değildir. Ve tehdit edildiğimiz yer ebedi cehennemdir. Bakın bu cümle ne kadar elzem biliyor musunuz? Sürekli dilimizde dolaşan bir cümle. Sürekli Üstad Hazretleri de bunu 20. mektupta bu 11 kelimeyi, tevhid cümlesindeki 11 kelimeyi sürekli zikretmiş. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu mülkü ve lehu hamdü yuhyi ve yumiyt ve huve hayyun la yumut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Sürekli zikretmiş. Bir şey ihtiyacı nispetinde tekrar edilir. Mesela günlük yemeği ve suyu tekrar ediyor musunuz? Ediyorsunuz. 3 kez, 5 kez, 6 kez. Ne kadar oluyor? İhtiyacı şiddetinde. Peki havayı ne kadar tekrar ediyorsunuz? Daimi bir şekilde şu konuşmayı yaparken bile. Neden? Demek ki onun ihtiyacı daha kuvvetli. Bakın bu tevhid cümlesi inanın bana havadan bile daha kıymetli. Çünkü bizim latifelerimiz, manevi organlarımız. Şu maddi organları elma, karpuz, tantuniyle besliyorsun ya. Bir de bu manevi organlarımız bu tevhid cümlesiyle. Her bir latifemiz ayrı bir şekilde besleniyor. Hem de 11 kelimesi ayrı ayrı farklı latifeleri besleyen ayrı ayrı gıdalarmış. Şimdi o yüzden sürekli dilimizde olduğu gibi kalbimizde bir olayı yaşarken de hissedilmesi gereken bir mesele. Şimdi bak buraya dikkat edin. Namazın normalde hakikati var değil mi? Bir de ameli var namazın. Ameli ne oluyor? Bizim kıldığımız şekli oluyor değil mi? Tevhidin hakikati var. Şimdi hakikatini konuşuyoruz doğru mu? Tevhidin bir de ameli var. Tevhidin ameli neresi? Bütün sosyal hayat. Allah Allah. Namazın amelini biliyoruz. Günlük defalarca yapıyoruz. Tevhidi de dilimizde dolaştırıyoruz. Ama tevhidin bir de neyi var? Ameli var. Tevhidin ameli neresi? Sosyal hayat. Allah Allah. Yani sadece böyle dilimde la ilahe illallah diye döndürsem yetmiyor mu? Hayır hayır yetmiyor. Senin dilindeki kalbine sinmiş mi? O da nereden belli oluyor? Sosyal hayatındaki amelinden. Acaba rızıkta tevhidin var mı? Bir müşteriyle pazarlıktasın, bir ticarettesin, bir yere mektup yazdın, biri sana çek yazdı veyahut sana yazılan bir çek yazıldı elinde kaldı. Her birisinde yahu lerzak Allah ben sebeplere müracaat ederim, neticeye karışmam diyebiliyor musun acaba? Korkuda tevhidin var mı? Yoksa kalbini titreten başka unsurlar var mı? Ümitte tevhid halinde misin? Sevgide tevhid halinde misin? Şimdi bana bir yer söyleyin ki orada haşa Allah olmasın var mı? Yok. Madem her yer Allah'ın mülkü, madem her yerde bizi imtihan ediyor. Bakın asıl orada imtihan ediyor. Şimdi burada sohbetteyiz. Herkesin ulvi duyguları, düşünceleri ayyuka çıkmış halde. Burada Allah diyelim, Allah diyoruz. Peygamber diyelim, peygamber diyoruz. Yani burada ne imtihan olacaksın? Güzel güzel konuşuyoruz, anlaşıyoruz zaten. Nerede imtihan olacağım bu aldığın hakikatleri? Sosyal hayatta, ticarette, telefonda yalnız kaldığında, odada yalnızken. Değil mi? Birisi sana çok cazip bir teklifle yanlış bir imza attırmaya çalışacağı esnada. Birisi hakkın olmayan bir şeyi sana ikram edeceği esnada. Tam burada kalbinde tevhid var mı yok mu? Bunlar ortaya çıkacak. Ahirette de çatır çatır günlük hayatımızı işleyeceğiz. Tamamını işleyeceğiz ya. Zerre zerre işleyeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle her yerde. Her yer onun mülkü.
Ama biz bunu göremiyoruz. Niye göremiyoruz? İşimize gelmediğinden. Şimdi biz başka yerde tevhid etmişiz. Ayette diyor ya, اَرَائِيْتَ مَنِتَّ خَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ. O hevasını ilah edinenleri gördün mü? Yani bizim tevhidimiz hevamızda olduğundan dolayı her yer Allah'ın mülküdür ve başımıza gelen her imtihan Allah Azze ve Celle'nin hususi bir sınavıdır diyemiyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Tevhidin oturup oturmadığı şu derste belli olmaz. Bir namaz esnasında belli olmaz belki, yani bir kısım olur da aslını konuşuyorum. Aslı sosyal hayatta, ticaret esnasında, bir yemek yeme esnasında, birini severken, birinden endişe ederken, kalbin bir arzuyla yanıp tutuşurken tam o esnada da Allah Azze ve Celle'yi düşünebiliyor musun? Tevhidin yeri sosyal hayattır. Şimdi sürekli böyle tevhid ve şirki zikrettiğimizde Mekke müşriklerini konuşuyoruz. Hatırlarsınız değil mi? Yalnız çok enteresan bir şey var. Mekke'deki müşrikler bir Allah'a inanıyor, biliyor musunuz? Evet diyor, bak bir Allah var diyor. Hatta farklı şekilde ibadetlerini de yapıyorlar. Mesela hac yapıyorlar, farklı bir şekilde yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, çok farklı bir şekilde kılıyorlar. Hatta hacılara su ikram ediyorlar. Enteresan olaylar yaşıyorlar. Ama Allah Azze ve Celle ayette onlara ne diyor? Müşrik diyor. Onlar şirke girdi diyor. Allah Allah. Ama biz dedik ki evet, Allah'a inanıyorlar. Neden şirke giriyorlar? Allah gibi başka şeylere de inandıkları için. Bak çok ciddi bir problem. Mekke'deki müşriklerin kendilerince batıl ritüelleri var. Bunun yanında da bir Allah var diyorlar yani. Yok demiyorlar, inkar etmiyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin esmasını ve sıfatlarını put dediğimiz karşılarındaki muhataplara veriyorlar. Bu yüzden ne oluyor? Allah Azze ve Celle onları sonsuz cehennemle tehdit ediyor ve bunlara müşrik diyor. Şimdi bak, aynı şey düşünelim. Bizim de dilimizde dolaşıyor mu tevhid cümlesi? Dolaşıyor, dolaşıyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin dilinde dolaşıyor. Ama bir şu noktaya bakalım. Acaba ahlakımız benziyor mu yani? Rızık dediğimizde başka bir yere, acaba alakamız gidiyor mu? Korku, endişe, sevgi dediğimizde Allah'a hesaba katmadan bu işleri yapabiliyor muyuz? Bakın bundan müşriklerin ahlak. Allah Allah. Şimdi bu yüzden bu tevhid cümlesinin sadece dilde güzel bir şekilde çekilmesi yeterli olmuyor. Aynı şekilde sosyal hayatın tamamında kalpte. Evet, burada şu an Allah Azze ve Celle beni görüyor ve ben ona göre muamelede bulunmam lazım demedikten sonra bunu dilinde çok dolaştırmanın bir esprisi kalmayabilir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim Zülfiyare'de dokunmadan, ama şöyle bir hayal edin. Mesela bir gün eşinizle birlikte bir ortamda oturuyorsunuz. Eşiniz de o esnada sizin yanınızda diyor ki, ya bizim evimizin rızkını da şu adam karşılıyor dese ne yaparsınız? Eşiniz sizin yanınızda böyle bir şey zikretse ne yaparsınız? Ha? Allah Allah, ne diyor bu ya? Evin direği ben değil miyim? Evin erkeği ben değil miyim? Bu ev için canını dişine takan ben değil miyim? Kıyameti koparırsınız yani. Şimdi siz Allah Azze ve Celle'nin yanında başkasını Rezzak gibi muhatap alsanız ne der Allah Azze ve Celle? Bütün sevgileri yaratan o, sevdiğini yaratan o, sen ise o sevgi alakasını başkalarına sunuyorsun, ne der? Bakın farkında olmadan şirke medar hareketlerde bulunuyoruz. Allah Allah. Birisi sana bir çay ikram etse, orada Allah yok gibi davransan, haşa, bu şirke açılan bir kapıdır. Neden? Çayı da, çayı vereni de yaratan Allah. Demek ki orada elhamdülillah diyerekten, cümle çok önemli, çayın kimden geldiğini, çayın kimden geldiğini bilmek zorundasın. İş yerinde, dükkanda bekliyorsun. Hiç ummadığın bir anda kapı çalıyor, içeri bir adam giriyor. Sen o adamı zatı itibariyle alıyorsun ve Allah Azze ve Celle'nin gönderdiğini hesaplayamıyorsun. Bu yüzden de alakan, acaba şu ticareti yapar da yoluma bakar mıyım dediğin adama kayıyor. Bakın kalbinize bakın, yoklayın. Günlük kalbimiz nerede? Allah'ta mı, kapıdan gelecek müşterilerde mi? Tevhidin hakikatini unutarak yapılan her fiil aslında Allah'ı unutmaktır. Neden bu kadar ihtiyacımız var? Anladınız mı? Bir şey ihtiyacı nispetinde tekrar edilir. Bakın bakın, cümleyi tekrar edelim. Tevhidin hakikatini unutarak yapılan her fiil aslında Allah'ı unutmaktır. Ve o her fiilin azabı olmasa bile hesabı olacaktır. Zerre zerre mi? Zerre zerre. Kim diyor? Ayet diyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ حَيْرَ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Zerre miskal, her birisinin hesabı tutulacak, sorulacak. Bak cümle çok elzem ha. Azabı olmayanın bile hesabı var. Az önce aşağıda yemek yedik değil mi? Sen de yedin, ben de yedim. Sağ olsun bir arkadaş elleriyle döner yaptı bize. Biz döner yedik. Tam onun, o masa olayının hesabı var mı? Var ya, var. Hesaptan sağlıklı çıkamazsak bir de neyi var? Azabı var. Bu yemeği yerken beni hatırladın mı? Göndereni ben olarak bildin mi? Yoksa filanca bir arkadaşın sana çok güzel sunumlu döner hazırlıyor diye bütün teveccühünü, bütün şükrünü, bütün hamdını o arkadaşa mı sundun?
Bak biz bu hesaba gireceğiz. Biz şimdi yurt dışına çıkarken vize sırasında bile sinirlerimiz bozuluyor. Ya bu adam ne soruyor böyle diyoruz ya, değil mi? Yurt dışına çıkanlar bilir ya. Adam cebindeki parayı soruyor ya. Diyor hangi otelde kalacaksın? Kaç paran var? Ya oğlum bize vermişler vize. Sen daha neyi soruyorsun diyorsun. Sinirlerin bozuluyor senin. Bir vize sırasında basit bir memurun sorduğu sorularda bu kadar sinirleri bozulan adam kabirde her şeyin hesabını verecek. Çatır çatır. Çatır çatır. Allah Allah. Dişlerimi fırçaladım bugün. Dişlerini fırçalarken de hesap verecek misin? Vereceksin. Orada bile. Ya ben bir sünnete uyayım, şöyle yapayım. Sünnetten aklıma gelen Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, Efendimiz'den aklıma gelen de Allah Azze ve Celle diye. Buna intikal ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan hesabı var. Hesabını veremezsen azabı var. Tevhidin hakikatini anlıyor musunuz? Yani bu cümleyi şöyle güzel söyleyelim, böyle güzel okuyalım değil. Tevhidin ameli sosyal hayattır. Bugün çocuğumu aldım, çocuğumu kucakladım, sevdim. Tamam aldın da kimden geldiğini, kimin verdiğini, İstediği zaman kimin alacağını. Bunları da hesapladın mı acaba? Tevhid bu yani. Allah Allah. Bizim bir arkadaşın çocuğu, Allah şifa ihsan eylesin. Çocuk yatağından düşmüş. Düştüğünde de kafasını vuruyor. Yıllarca hastaneye gitti geldi. Ya şimdi değil mi, olay çok enteresan. Kimi zaman insan şakalaşırken çocuğunu o mesafeden attığı oluyor. Çocuk böyle güle güle kalkıyor. Ne oldu da onun kafası o hale geldi yani? Sahibini hatırlattı. Çocuğu seviyordun ama sahibini mi unuttun acaba? Sahibi yalnız benim. Demek ki sevkide de tevhide ihtiyacımız var, korkuda da tevhide ihtiyacımız var, talepte de tevhide ihtiyacımız var. Dükkana gidiyorsun, dükkanın bir ufku var, büyüsün, gelişsin, etsin. Neden? Allah'ın hatrı için mi, nefsin rahatı için mi? Eğer nefsin rahatıysa buradaki tercih, demek talepte de şirke giriyoruz demektir. Tevhid ne kadar derin mesela, anlıyor musunuz? Yani kaç ders işledik ama inanın okyanusun damlasını konuşabilmiş miyizdir? Emin değilim. Müşrikler de bir Allah var demiş. Ama Allah gibi başka şeylere de paye vermiş. Bu yüzden Allah Azze ve Celle onları sonsuz bir cehennemle tehdit etmiş. Tevhidin ameli var beyler. Tevhidin amelinin en az olduğu yer şu sohbet halkası, emin olun. Burada bir sorun yok, bir problem yok değil mi? Burada en fazla yaşayacağınız imtihan belki biraz esnemek olur. Ki onda da kavga çıkıyor hemen değil mi? Yaşanılan imtihan bu kadar. Başka ne yaşayacaksın burada? Ama sosyal hayat öyle mi? Acaba orada da tevhid var mı, tevhid yok mu? Şimdi bu tevhidin tehdidi böyle olduğu gibi müjdesi de çok. Tevhid kadar kalbe lezzet ve huzur veren hiçbir nimet, hiçbir lezzet, hiçbir hakikat yeryüzünde yaratılmamıştır. Eğer kalbinde o tevhid varsa hastalanınca üzülmezsin. Eğer kalbinde o tevhid varsa bir musibet başına gelince isyan etmezsin. Eğer kalbinde o tevhid varsa çok yaşamak gibi bir derdin olmaz. Çünkü senin derdin sonsuzluktur. Eğer o kalbinde o tevhid varsa ne dünya umurundan kazandığına mesrur, ne de kaybettiğine mahzun olmazsın. Şimdi tevhidin hem böyle tehdit edici yanları var, hem de teşvik edici yanları var. Ve ikisi de uçlarda geziyor farkındaysanız. O yüzden Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un her yerinde bu tevhid hakikatini ele alıyor. 20. mektup denilen yerde de müstakil bir şekilde ele alıyor. Orada az önce söylediğimiz tevhid cümlesini 11 kelimeyi farklı farklı işliyor. Biz bugüne kadar 9 kelimeyi, 9 farklı ders yaptık. Bugün de 10. kelimesini ders yapacağız. Bugünkü kullanacağımız tevhidin o 10. kelimesi ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şeye ama her şeye gücünün yettiğini kalben anlayabilirsek, ya bu var ya çok rahatlatıcı bir şey. Çok huzur verici bir şey. Niye? Bir musibet yaşadın değil mi? Yaşadın. Sıkıştırdı mı kalbini? Sıkıştırdı. Gücün yetiyor mu? Yetmiyor. Ama Allah'ın gücü yetiyor. Dayan işte oraya. Gücü yetene dayanıp onu da razı edersen gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yok demektir ya. Tek olay ona intisal edebilmek. Şimdi normalde şu kapıdan 10 tane güçlü kuvvetli adam gelip bize hadi çıkın dese çıkaramaz bizi buradan. Ama bir tane rütbeli asker gelse, sultanın rütbesini takaraktan gelip haydi dese, değil mi? Burada 100 tane adamı birden çıkarabilir. Demek ki nereye kuvvetini dayadığın rahatlığını da belirleyecektir. O 10 adam bizimle uğraşsa perişan olur. Ama bir adam rütbesiyle birlikte uğraşsa hadi dedi mi iş biter buradan, herkes kalkar gider. Çok huzur verici bir şey. Niye biliyor musun? Çünkü benim gücümün yetmediği şeye Allah'ın gücü yeter. Eğer razı olsa. Başlayalım mı? Şu 10. kelimeyi bir işleyelim. Demek Allah Azze ve Celle'nin sonsuz kudreti bugünkü dersin ana meselesi. Buyurun. 20. mektup 10. kelime. Ve hu ala kulli şeyin kadir.
Yani o vahittir, ehaddir, her şeye kadirdir. Yani bütün icraatlar tek elden dönüyor dedi önce. Vahid, ehad dedi. Başınıza gelen bütün olaylar tek elden dönüyor dedi. Sonra da o tek elin özelliğini şöyle söyledi. Her şeye gücü yeter. Sonsuz gücü yeter. Bakalım o noktayı kainatta müşahede edeceğiz. Evet. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bu hiçbir şeyin ona ağır gelmemesi tam anlamamız gereken ve teselli bulacağımız yer. Bak gerçekten az önce dediğimiz var ya, bana ağır gelen Allah Azze ve Celle'ye ağır gelmez. Burayı iyi anlarsak çok rahatlar kalp. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kudreti mutlak. Mutlak ne demek? Sonsuz, sınırsız, kayıt altına alınamayan. Peki Allah Azze ve Celle'nin kudretinin mutlak olduğunu yarattığı kainat kitabına baksam acaba anlayabilir miyim? Bakalım anlayabilir miyim? Şimdi benim şu suyu 5 saniye havada tutmam ve 5 saat havada tutmam arasında fark olur mu? Olur. Ne farkı? Kuvvet farkı olur. Peki mesela bir tane suyu tuttum, rahatça kaldırdım. Getirin bana 50 su daha. 50 suyu kaldırdığımda bende bir yorgunluk alameti görür müsünüz? Görürsünüz. Neden? Demek ki benim gücüm sonsuz değil. Benim gücüm sınırlı. Bunu da nereden anladınız? Ben de daha fazla iş yaptığımda bir yorgunluk alameti görüp oradan anladınız. Bak şimdi. Bir atomun etrafındaki bir elektron saniyede 300 bin kilometre hızla dönüyor. Saniyede. Bak şimdi. Bir elektrona bak. Bu ne demek biliyor musun? Saniyede dünyayı 30 kez turlayabilir demek. Bak şimdi. Bir saniyede bir elektron. Peki yapılan araştırmalara göre kainatta ne kadar atom var diyorlar? 10 üzeri 70. Allah Allah. 10 üzeri 70 tane atomun üstündeki bütün elektronlar saniyede 300 bin kilometre hızla dönecek ve bununla birlikte zerre değil gezegeni, yıldızları, güneşi, ayı, Mehmet'in saçının uzaması, bütün işler kusursuzca devam edecek. Soruyorum Allah Azze ve Celle, haşa, şurada yorulmuş dediğiniz bir alamet var mı? Yok. Bu kadar icraat devam ederken bir yorgunluk alameti görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. O zaman bu kudret nasıldır? Mutlak bir kudrettir. Neden mutlak? Çünkü yorgunluk alameti göremiyorum. Bir çift kara sinek. Bir baharda 5,5 milyar oluyor. Yaratılıyor ya. Yaratılıyor. Şaka gibi değil mi? Yani iki taneden bahar sonu 5,5 milyar çıkıyor. Sadece ikisini kastediyorum. Bir çift kara sinekten bahar sonunda 5,5 milyar çıkıyor. Bir tane çocuğa bakarken ne kadar zorlandığımız malum. Öyle mi? 5,5 milyar kara sineğin yaratılışında, rızıklandırılmasında, hayatlandırılmasında, uçutturulmasında bir yorgunluk alameti görüyor musunuz? Mümkün değil. O zaman onları yaratan, idare eden kudret nasıl bir kudret? Sonsuz bir kudret. Ancak sonsuzun karşısında bir de binde eşit hükmünde olur. Onu söylüyor işte. Allah Azze ve Celle'nin kudretinin nihayetsiz, kayıt altına alınamayan, sınırlandırılamayan, mutlak olduğunu bir insan anladığında başı sıkışınca kime gider? Kime gidecek? Ha? Allah Allah. Şimdi senin bir gün başın sıkıştı. Bir yerde rütbeli bir dayın var. Bir tane de yanında küçük yeğenin var. Hangisini ararsın? Ya dayı güçlü, dayıyı ararım dersin. Peki şimdi Allah Azze ve Celle'nin gücünün sonsuz olduğunu, arayacaklarının bile kalbini onun evirip çevirebildiğini bilsen, kalben iman edebilsen, artık başka kapı çalar mısın? Başka kapı çaldığında hakaret sayarsın. Ne gibi? Hani hanımın siz otururken bizim evimizin rızkını da şu adam karşılıyor demişti ya senin yanında. Hani tekrar edeyim, Zülfiyare dokunmasın ama örnek anlaşılsın diye. Orada ağrına gidiyordu değil mi? Nasıl benim karşımda böyle bir şey der? Onda da edepsizlik sayarsın. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında şunlar kudret mi de kalbi alakamı bunlara vereyim der. Utanır, haya edersin. Haya edersin, haya. Sonsuz sonsuz. Kudret her şeye yeter. Seni mutlu etmeye de yeter mi kudreti? Ya şimdiye kadar mutlu eden kim ya? Bak bu haram ne demek biliyor musun? Haramın Türkçesi. Haşa. Allah Azze ve Celle'ye şöyle diyebilmek yani. Haşa. Ya Rab sen köşede dur. Ben şunlarla mutlu olacağım demek. Buna haram deniyor. Sonsuz kudrete bu denir mi ya? Denir mi? Denmez değil mi? Denmez. Demek ki biz Allah'ı tanıyamamışız. Demek ki Allah'ı bilemiyoruz. Ama çok ayıp ediyoruz. Kainatta yaratılış amacım marifetullah. Allah'ı bilmekken onu tanımamak ne olur Ahmet? Çok ayıp olur değil mi? Devam ediyorum, buyurun. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Bahar çiçek kadar, cennet bahar kadar. Şimdi insanda bir özellik var. İnsan kulağıyla duyduğuna gözüyle delil arar. Şimdi Ahmet dedi ki ya ben çok zengin bir adamım dedi. Kulak duydu mu? Duydu. Dönüp ne yaparım hemen?
Üstüne, başına, evine, barkına şöyle bakan insan delil arar. Şimdi Allah Azze ve Celle ben o baharı yaratır gibi sizin sonsuz huzur bulacağınız cenneti de yaratıyorum diyecek. Birazdan detaya gireceğiz. Ona da delil nedir biliyor musunuz? Az önce kainatta gördüğünüz mutlakiyet sırrı. Neyi yaratırken haşa yorgunluk alameti, bir zorluk çekmenin alameti var? Hiçbir şey. Böyle bir Allah için. Bir kul onu razı etse. Cenneti yaratmak nedir ki? Allah Allah. Neden kalbe şifa olduğunu derse anlıyor musunuz? Sonsuz kudreti olan bir zatın kulu olmak, dışarıda insanların sana yahu sen sultan gibi adamsın demesinden daha hayırlı. Dışarıda mesela hitap vardır değil mi? Kral diye. Biz de kullanıyoruz onu değil mi? Kral, burada mısın? Kral, seni tenzih ediyorum. Şimdi dışarıda bir adamı kral dediğinde o adam kral olmaz. Doğru mu? Allah Allah. Ya sen sultan gibi bir adamsın falan. O adamın ne iktidarı var ki seni sultan etsin? Anca dilde. Şimdi dışarıdaki iktidarı sınırlı ve izafi olan insanların sultanı olacağına, kudreti sonsuz olan Allah'ın kölesi olmak bundan çok daha hayırlıdır. Allah Allah. İşte o sonsuz kudreti anlayıp kalbi oraya dayadın mı, dünya artık ne biliyor musun? Ahirete gidene kadar imtihanlar serüveni, şunu da bitireyim, bunu da bitireyim, bunu da bitireyim deyip gideceğimiz bir yer. Ne kadar kalbi rahatlatan bir şey. Biz dünyayı ebedi zannediyoruz, çok hata ediyoruz. Dünya yarın bir gün bitecek. Çok kısa bir vakitte bitecek. Şu hakikatleri anlamadan biterse o zaman derdimiz bitmeyecek, sonsuz kalacak. Allah muhafaza, buyurun. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuatı... Nerede icat ediyor? Kainatta değil mi? Baharda. Evet, cümleyi baştan al, çok önemli cümle. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuatı nihayetsiz kudretine nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler. Yine konu nereye gitti? Allah Azze ve Celle'nin kudreti nihayetsiz. Bak bu bana teselli verecek. Şimdi yine bir kıyas yapalım mı? Yapalım. Normalde ben bir şeyi meydana getireceğim zaman, mesela bir çay demleyeceğim zaman bana neler lazım? Önce ilim lazım. Çay demleme ilmi. Yeter mi? Yetmez. Daha sonra irade lazım bana çayı demlemeyi, demlememeye tercih etmek. Yeter mi? Yetmez. Bir de bana ne lazım? Kudret lazım. Bu üçü bir araya gelecek ki Mehmet size çay getirsin. Oho, bir de bekleyeceksin tabii. Bu üçünün anında tecelli etmesine, bir anda, zamansız şekilde anında tecelli etmesine kün feyekün deniyormuş. Allah Azze ve Celle'nin kudretini konuşuyoruz bak. Şu an kudretinin nasıl işlediğini konuşuyoruz. Sonsuz ilim, sonsuz irade, sonsuz kudret bir araya geldiğinde, illet-i tamme oluştuğunda, o tecelli ile Allah için küçük de kolay, büyük de kolay, aynı anda istediği her şeyin yaratılmasına kün feyekün diyoruz. Bak şimdi çok enteresan. Bu kün feyekün ne zamanlar oluyor? Her an saçının telinde, gökyüzündeki yıldızda, güneşteki helyum patlamalarında. Bak Allah Allah. Mesela şöyle burnu böyle yaptın ya. Sen orada hangi kasların çalıştığını bilmezsin. Orada da sen istediğin yaratan Allah. Neyle? Kün feyekünle. Bak şimdi mesele çok enteresan. Her an kün feyekün fabrikası çalışıyor. Nerede çalışıyor? Her yerde bak, her yerde. Kaşında, gözünde, her yerde çalışıyor. Ve bu Allah Azze ve Celle'yi meşgul etmiyor. Allah Allah. O nasıl ya? O nasıl bir iş? Bak şimdi. Yaratmada öyle hummalı bir faaliyet var ki hiçbir boşluk gözükmüyor. Hiçbir boşluk gözükmediğinden, cümleye çok dikkat, yaratmanın nizamından Allah'ın yarattığını göremiyoruz. Çünkü yaratmanın nizamından, yaratma faaliyetinin şiddetli gözükmesinden, yani şiddeti zuhurundan böyle fabrika gibi çalışıyor, sanki her an bir şey yaratılmıyor gibi zannediyoruz. Anladınız mı? Bak, öyle boşluksuz. Şimdi eskiler demişler ki uzun bir süre, değil mi, öyle tartışmalar çıkmış. Hayır demiş, dünya dönmüyor demişler. Dünyanın dönmesinin nizamından, yani şiddetli gözükmesinden dolayı dünyanın döndüğünü görememişler. Dünyanın döndüğü niye görülmemiş? Nizamın şiddeti zuhurundan. Eğer dünya topaç gibi dönseydi, bizim attığımız topaç kafasını çarpıyor ya sağa sola. Şimdi bir şöyle olsak, bir böyle olsak, bir yavaşlasa, bir hızlansa ne derdik Halil? Aa, dünya dönüyor derdik. Ama böyle bilim devreye girmeden neden döndüğü görülmemiş?
şiddetli göründüğünden, şiddet-i zuhurundan denmemiş. Bak bak, Allah'ın yaratması, kudret sonsuz ya. Yaratma öyle bir ummalı ki, arada boşluk yok, boşluk yok. Bak şimdi, şimdi şu ışık, bunun akımı nereden geliyor? Keban'dan geliyor, tamam mı? Keban'dan bu ışığa düzenli akım gelmese, ben bu ışığı düzenli göremem. Halbuki normal şartlardaki bir floresan saniyede 50 kez aç kapa yapıyor, biliyor musunuz? Ama gözümüz yetişemiyor ona. Mesela kuvvetli bir kamerayla çekerseniz o aç kapaları görürsünüz. Ben o aç kapaları görmüyorum. Yani aradaki boşlukları görmüyorum. Nasıl oluyor da sürekli ışığı görüyorum? Akımın şiddetli gelişinden dolayı. Şimdi akım şiddetli geldiğinden ışık düzenli yanıyor ya. Yaratma eylemi de şiddetli ve sürekli olduğundan dolayı Mehmet şu an sizinle konuşabiliyor. Yani Allah beni bir kez mi yarattı? Hayır. An ve an. O akımın ışığa tecellisi gibi üstümde hiç kopukluk olmadan yaratma faaliyeti var. Ama senin bunu göremememinin sebebi şiddetli gözükmesinden. Yani şiddeti zuhurundan bunu göremiyorsun. Allah Azze ve Celle arada akımı kesse, bir bayılsam, bir ayılsam, bir ölsem, bir dirilsem, bu sefer derse ki aa az önce hayat veriliyordu, şimdi hayat verilmiyor dersin. Halbuki bana hayat ne aralıklarla veriliyor biliyor musun? Aralıksız. Allah Azze ve Celle sadece beni bile an ve an yaratmaya devam ediyor. Ama ben bunu göremiyorum neyden? Şiddeti zuhurundan. Şimdi gelin bunu akıl gözüyle görelim. Nasıl bir kudret? Sonsuz. Bir insan, ya Rab sen beni an ve an yaratıyorsun diye, Allah'ın ilgisini üstünde keşfetse. Allah Allah. Keşfetsen. Hislerin ne olur? Bak an ve an. Köydeki muhtara bir şey yazdığında belki 3 ay sonra dönüş oluyor. Şiddetli bir dönüş yok. Allah an ve an ilgileniyor. İnsan bunu üstünde keşfetse ne hale gelir? Oktay abi söyle, ne hale gelir? An ve an. Allah senin üstünde tecelli ediyor ya. Seni görüyor yani. Seninle ilgileniyor. Allah Allah. Düşünsene yani. Allah sürekli seninle ilgileniyor bak. Sadece yaratmayı an ve an yapıyor. O akım olayını anladınız mı? Yaratma öyle, o akım gibi. An ve an Allah Azze ve Celle şu kulum hayatta kalsın diye benimle ilgileniyor. Ben de okey masasında taş vuruyorum. Ayıp olmuyor mu? Ayıp olmuyor mu? Allah an ve an seninle öyle ilgilenecek, sen de içki masasında kadeh vuracaksın. Ayıp olur mu olmaz mı? Kainatın sahibi seninle alakadar. Sen 3 kuruşluk meselelerle alakadarsın. Oluyor mu? Demek Allah'ın kudreti demek, aa Allah sonsuz kudret, buraları yarattı değil sadece, bak senin de üstünde tecelli var. Sen o tecelliyi keşfedersen başka bir sevgiye, merhamete ihtiyaç duymayacaksın, duymayacaksın. Olay nerede biliyor musun? Bu iman derslerini alıp keşfetmekte. Allah zaten tecelli ediyor sana. Sen ne yapmıyorsun ama? Keşfetmiyorsun. Şimdi şuradan arkadan biri saçımla oynasa insan sevmez değil mi? Döner bir uyarır yani, hayırdır kardeş de. Ama bir döndüm arkada anamı gördüm. Anamın okşaması nedir? Merhamettir ya. Memnun olurum. Ya ana sen buralara kadar zahmet mi ettin geldin? E şimdi sen o tecelliyi görsen, bir dönsen Allah Azze ve Celle. Nasıl memnun olmaz insan? Sırrı anlıyor musunuz? Allah'ın kudretindeki sır. Allah. İnanılmaz. Evet. Devam edelim mi? İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder, der ki: ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Şimdi bak, sonsuz kudret sahibi sana müjde veriyor. Bak kulum benim için koştur çalış. Ben bunu zayi asla etmem. Nerede vereceğim ecri? Ahirette. Şimdi ben işin ahiret kısmını birazdan anlatacağız. Ben şimdi size diyeceğim ki o koşturmanın lezzeti, bırak ahireti, bu dünyada bile ayan beyan ortada. Biz o lezzete ne lezzeti diyoruz? Marifetullah. O ne ya? Marifetullah ne ya? E Allah'ı tanımak. Nasıl Allah'ı tanımanın lezzeti mi olur? Yenmez içmez, zaman geçmez, öyle lezzet mi olur ya? Olur olur. Hem de nasıl bir lezzet biliyor musun marifetullah? Fıtri ve elemsiz bir lezzet. Fıtratın lezzeti. Şimdi bak, 3 kelime konuşalım. Gaye, maaş, vazife. Tekrar edin. Gaye, maaş, vazife. Hem yazın hem bir daha tekrar edelim. Gaye, maaş, vazife. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı bir gaye için yaratmış. O gayesinde koşsun diye de maaş vermiş. Maaşını da vazifesinin içine koymuş. Allah Allah. O ne ya? Bak bak. Allah Azze ve Celle bütün kainatı bir gaye için yaratmış.
gayesine koştursun diye sen fabrikada çalış diye ne veriyor sana? Adam patron maaş veriyor değil mi? O gayeye çalışsın diye bir de maaş vermiş. Maaşını da yani o lezzetini de vazifesinin içine koymuş. Bak 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 sırra bak sırra. Şimdi mesela bir tane tavuk. Nedir onun gayesi? Yumurtlamak. Peki onu nasıl yapıyor? Onun lezzeti yumurtlamanın içerisinde. Tavuk ne iş yaptığının bile farkında değil. Neyin farkında? Lezzetinin peşinde koşturmanın farkında. Bir at neyden lezzet alır? Koşmaktan lezzet alır bak. Ben bir gün gördüm de sahibi geliyor bir ata biniyor. At nasıl böyle kişniyor ediyor mutlu mutlu koşturmaya çalışıyor. Niye? Sahibi ona binmiş vazifesini yapacak. Gayesini gerçekleştirecek ve içinden de maaşını yani lezzetini çekecek. Şimdi atın lezzeti o. Normalde senin üstüne binseler lezzet. Olmasın değil mi? İnsan oğlum fıtığın var dersin yani. Ama at o gaye için yaratıldığından lezzeti de vazifesinin içinde saklı. Bak bir arı. Arının gayesi ne? Bal yapmak. Bak şimdi. Normalde arı ne iş yaptığını bile bilmiyor. Şimdi arıya desen ki ya bugün yine işin var senin. Bak bu iş senin boynunun borcudur. Ne der arı? Ne işi ya? Ben işten anlamam ki yani. Ben lezzetimin peşinde koşuyorum der. Allah Allah. Yani arının vazifesinden haberi bile yok. Ne yapıyor arı? Bu benim boynumun borcu diye değil. Yok canım ben lezzetimin peşinde koşuyorum derken asıl gayesini yapıyor. Gayesi ne? Bal yapmak. Bak biz de öyleyiz ha. Şimdi mesela yemek yemek bizim boynumuzun borcu doğru mu? Yemesek mahvoluruz. Mecburiyetten yemek yiyen var mı içinizde? Üf, ya bugün de yine bir tantuni. Hiç de sevmem limon tuz da atıyor arada. Böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi bizim yemek yemek boynumuzun borcu. Vazifemiz yani. Ama Allah Azze ve Celle ücretini vazifenin içine koymuş. O vazifeyi yapmak için paralar veriyorsun. Sofralar döşetiyorsun. Ya bu tantuniyi getirmişsin ayranı nerede? Bunun turşusu nerede birader diye değil mi? Allah Allah. Acaba insanın en derin lezzeti nerede? Nerede? Marifetullah'ın içinde. Demek ki insanın gayesi, kainata gönderilişinin gayesi Allah Azze ve Celle'yi tanımak, bilmek, bildiğini bildirmek. Allah Allah. Şimdi bak eskiler bu lezzeti almışlar. Mağaralara çekilmişler. Onlara da ne demişler biliyor musunuz? Allah aşığı demişler. Aşık olmuşlar ya. Allah'ı tanımanın içindeki lezzete aşık olmuşlar. Şimdi biz lezzet için dünyanın peşinden koşuyoruz değil mi? Koşmuyor muyuz? Koşuyoruz. Aman gideyim şu lezzeti alayım, gideyim bu lezzeti alayım. Onlar nasıl bir lezzet alıyorsa dünyayı da terk edip köşeye atmışlar. Nasıl bir lezzet yani? Marifetullah'ın içerisindeki lezzet. Bak çok enteresan ya. Biz lezzet için dünyada koşturuyoruz. Ay şuraya da gidelim, bunu da yiyelim, buraya da gezelim diye. Onlar nasıl bir lezzet alıyor ki dünyayı da atmış köşeye? Ya bunlar da lezzet mi ya? Bunu gitsin kedi fare yesin deyip köşeye atmışlar. Mağaralara çekilmişler. Onlara da Allah aşığı demişler. Demek ki yani dünyada bile Allah'ı tanımanın, bilmenin lezzeti böyleyse. Cennette bütün esmalar bizzat tecelli etse, bütün esmalara masadak olsan, sensin yani o esma sana tecelli edecek. Allah Allah! Böyle bir lezzete insan deli olur mu olmaz mı? İşte onun kokusunu duyanlar dünyayı böyle elinin tersiyle itip atmışlar. Demişler bunu kedi fare yesin, bunlar lezzet mi olur demişler. Allah Allah! Neyi anlamışlar biliyor musunuz işte? Az önce konuştuklarımız. Dilerse yaratabilir. Niye? Gücü her şeye yetebilir. Çok güçlü bir adamın yanına gitmek lezzet veriyor değil mi? Vermiyor mu? Sonsuz güçlü Allah'a kavuşmak, likaullah, lezzetlerin zirvesi. Dünyada bile numunesini veriyor marifetullah'ın içerisinde. İşte bu dersler marifetullah dersler. Ben çok şahit olmuşum. Bu derslerden çıkmışız arkadaşlar böyle dilde. Bal yemiş gibi yani. Allah Allah. Öyle diyorlar değil mi? Ballar balını buldum. Gayrı kovanım talan olsun diyorlar. Allah Allah. Evet, devam edelim buyurun. Ana konu neydi? Allah'ın sonsuz kudreti. Değil mi? Evet. Kaçıncı kelimeydi? Onuncu kelime neydi o kelimemiz Abdullah? Evet. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Evet. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiştir. İhzar? Hazırlanmıştır. Ya ama biraz şüphe eder miyim acaba falan? Sonsuz kudretten şüphe edilmez. Bak bak niye rahatlatıyor anladın mı adamı? Bak bak. Dünyada dert üstüne dert geldi. Gelsin. Yarın bir gün ölüp gideceğim. Nereye? Allah razı olursa ebedi cennete. Ya nasıl müjde ya Allah Allah. Evet. Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-ı Zülcelal'in vaadine iman ve itimat et. Bak sadece akılda bil demiyor. Kalbinle de bil ve iman et diyor. Mahalli iman neresi?
Kalp kalp, kalbini al artık şunu diyor yani. Ve son cümleye dikkat. Ona vaadinde hulf etmek muhaldir. Vaadinden döner mi Allah Azze ve Celle aşağı? Mümkün değil. Üstad Hazretleri diyor ki, vaadinden dönmenin iki sebebi vardır diyor. Ya cehildendir, cehaletten yapmayı bilmiyordur haşa. Ya aczdendir, kudreti yetmiyordur haşa. Biz az önce konuştuk. Sonsuz ilim var mı? Var. Sonsuz ilimden olduğu yerde cehilden bahsedilmez ki. Sonsuz kudret var mı? Var. Sonsuz kudretin olduğu yerde acizlikten bahsedilmez ki. Şimdi şurada bir patron seni 40 liraya çalıştırsa, aylarca suyunu sıkar, son gün kala da vaadinden dönebilir. Ticarette yaşamıyor musunuz? Yok hemşerim, ben artık o işi yapamam. Ya Allah Allah, sözleştik seninle ya, imzaladık şu. Olsun, ben vaadimden döndüm. Hulful vaat ediyor. Niye? Ya cehilden ya acizlikten. Sonsuz kudret, sonsuz ilim sahibi bir Allah Azze ve Celle'nin vaadinden dönmesini bekleyen ahmaktır. Kainatta Allah Azze ve Celle'nin esmalarını müşahede edememiş demektir. Niye bu dersler lazım biliyor musunuz? Akla değil, kalbimize. Bunlar kalbimize sinse Allah Azze ve Celle'nin böyle bir cennette bizi beklediğini, bize hazırladığını, bize ihsan ettiğini böyle kalben inansak dünyanın en kıymetli dedikleri şeyine 5 kuruş kıymet vermeyiz. Giden bir şeyin kıymeti mi olur ya? Devam. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. Anladınız mı? Cenneti anlattı. Vaadinden dönmez dedi. Ve bunu neye bağladı? Sonsuz kudrete bağladı ya. Allah Allah. Sonsuz kudret ancak vaadinden dönmez. Anlıyor musunuz? Cenneti anlattı. Vaadinden dönmez dedi. Sorduk, üstadım neden dönmez vaadinden? Çünkü ve huve ala kulli şeyin kadir. O yüzden dönmez işte. Anlıyor musunuz? Buyur. İşlerine aciz müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş. Ve vaat ettiği için elbette seni onun için alacak. Bak şimdi, küçük bahçeni yaratan kim diyor? Allah. Sonra diyor ki bak, yukarılarda okuduk. Ha küçük bahçeni yaratmış, ha baharı yaratmış. Allah Azze ve Celle'nin bir tane elma yaratması için senin küçük bahçendeki bir elmayı aldım elime. Allah Azze ve Celle'nin bir tane elma yaratması için neleri yaratması bizim için lazım? Bütün kainatı. Bir baharı yaratması için onda bütün kainatı. O zaman bir elma içinde kainat, bir bahar içinde kainat. O zaman elma ile baharın Allah için farkı yok. Bak şimdi, sonsuz kudretten şurayı anlamamız lazım. Allah için sayının farkı yok. Ha bir elma, ha bir kainat. Ha bir elma, ha bir bahar. Bak şimdi. Elimde bir ayna var. Aynanın içine güneşin girmesini istiyorum. Kaç güneş lazım? Bir tane güneş lazım. Şimdi burada 1 milyon kişiyiz. Hepimizde ayna var. Hepimizin aynasına güneş girmesi için kaç güneş lazım? Yine bir tane güneş lazım. Her birimiz aynayı güneşe çevirdiğimiz an her birinin içine güneş girecektir. Güneş için aynanın biri de aynı, 1 milyon da aynı. Bak şimdi güneş... Bütün mevcudat ona ayna ayna. Hepsine yansıyor. Patlıcana yansımış, mora boyamış. Doğru mu? Domatese yansımış, kırmızıya. Sana yansıyor mu? Bak, kemiğin iliğine kadar gidiyor. Güneşin bazı şuaları var, gözle gözükmüyor. Değil mi? Şimdi, güneş için sayının farkı yok. Herkesle aynı anda muhatap olabilir. Soru geliyor. Güneşe bu özelliği verenin, haşa kendinde bu özellik olmaz olur mu? Olur mu? Mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Şimdi umreye gittim. Ellerimi açtım, dua ediyorum bak. Açtım, dedim ya Rab, şu hizmete yarı sadık gönder, yarı sadık gönder, yarı sadık gönder. Kafayı bir çevirdim umrede. Milyon adam dua ediyor. Allah'a dert anlatıyor. Şimdi insan konuşurken bir ben konuşuyorum zannediyor. Yani bir ayna bir güneş zannediyor. Nasıl umre? Milyonlarca adam değil mi? Kafayı bir çevirdim, milyonlarca adam kaldırmış elini, derdini anlatıyor. Allah Allah dedim ya Rab. Hepsi dedim sana bir dert anlatıyor dedim buradakilerin ya. Bak şimdi, güneşin ısısı herkese değiyordu değil mi? Sıcaklık veriyor değil mi? Şimdi şurayı çok iyi dinle. Sıcaklık vermiyor da konuşuyor gibi düşün. Patlıcana geldi konuştu, domatese geldi konuştu, sana geldi konuştu, kemiğimin iliğine geldi konuştu. Güneşin her yere sıcaklık vermesini kaldırdık, ne yaptı dedik? Konuşuyor dedik. Güneşe her yere konuşma özelliği verenin, bu kadar kulla konuşma kabiliyeti haşa kendinde olmaz olur mu ya? Olur mu? Kalbinde insanların görmediği, görse bile anlamayacağı en ince hatıratı kalbinle konuşan bir Allah var. Neden? Çünkü gücü her şey yeter. Onun gücü karşısında bir Mehmet'le konuşmak da aynı. Bütün kainattaki insanlarla
bekleyen ruhlarla, karıncanın istikametiyle de, değil mi? Her birisiyle konuşmak da aynı. Biri de bir, sonsuzu da bir. Çünkü kudreti sonsuz. Anlaşıldı mı? Güneş örneği. Sadece güneşin ısı vermesini neye çevirdik? Konuşmaya. Ve ne dedik? Sayıların önemi yoktur. Tam anlaşıldı mı? Acayip ders değil mi? Buyurun devam edelim. Madem bil müşahede görüyoruz, her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemal-i intizam ve mizan ile... O yüzden göremiyoruz. Niye? Kemal-i intizam ve mizanla yaratıyor ya. Şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Evet. Kemal-i sürat ve suhuletle... Allah Allah. Evet. Haşredip neşreder. İcraatı gördük mü kainattan? Gördük değil mi bu icraatı? Gördük. Buyurun devam edelim. Elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir. Allah Allah. Hem madem her senede öyle bir Kadir-i Mutlak haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Şimdi bu kolaylık nereden geliyor? Bir de bunu konuşalım mı? Kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücudu içine alır. Şimdi o kudretin tecellilerini tanımaya çalışıyoruz. Bak bak bak. Şimdi kolaylığı göreceğiz. Bak bak, nereden geliyor bu kolaylık? Ne dedik? Alt başlık, kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücudu içine alır. Bir daha, kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücudu içine alır. Demek ki vücutta meratip var, mertebeler var. Şimdi Risale-i Nur'dan bir cümle okuyacağım. Vücut, rüsuh peyda ettikçe, kuvvet gibi düşünün, sağlamlık, kuvvet. Vücut, rüsuh peyda ettikçe, kuvvet ziyadeleşir, az bir şey çok hükmüne geçer. Bir daha okuyorum. Vücut, yani varlık. Vücut ne demek? Varlık demek. Yani direkt insan vücudu gibi düşünmeyelim. Varlık demek. Vücut, rüsuh peyda ettikçe, kuvvetlendikçe, kuvveti ziyadeleşir, az bir şey çok hükmüne geçer. Az bir yapması, çok bir şey yapma gibi olur. Az önce güneşin örneği gibi. Bak şimdi. Şimdi Allah Azze ve Celle bana bir hafıza vermiş, hardal kadar. Doğru mu? Kuvve-i hafızam nerede? Şurada. Hardal kadar bir yerde. Küçücük. Küçücük ama kuvvetli vücut. İçindekiler neler? Sesler var. Var mı? Aa, anamın sesi. Aa, danamın sesi. Doğru mu? Hepsi burada. Görüntüler var. Kokular yok mu? Ben bu kokuyu tanıyorum. Şu parfüm değil mi? Allah Allah. Sesler var, tatlar var, görüntüler var. Küçücük bir şeyde bu kadar sayısız şey nasıl içinde olabiliyor? Çünkü kuvve-i hafızam kuvvetli vücut. Diğerlerinin vücudu ise alem misalden geldiği için kuvvetsiz vücut, kuvvetli vücut. Kuvvetsiz vücudu İçine aldığından sonsuz bilgi içine geçebiliyor. Bak şimdi. Devam edeceğim örneklemeye. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir hard disk. Kuvvetli vücut. Bunun içine kaç tane resim giriyor? Sonsuz düşünün. Direkt anlaşılsın. Sonsuz resim giriyor. Dağlar var mı içinde? Var. Güneşler, okyanuslar, gemiler, balinalar. Allah Allah. Kuvvetli vücut, kuvvetsiz vücutları içine alıyor. Peki kuvvetli bir vücut için kuvvetsiz vücuda işlem yapmak zor mu, kolay mı? Çok kolay. Az önce ne dedi bak? Az bir şey çok hükmüne geçer. Ben şu kuvvetli vücudun içindeki dağlar vardı ya, kuvvetsiz vücutları. Yani o dağlardan 5'ini bir bastığımda silebilir miyim? Allah Allah. Kuvvetli vücudun içindeki kuvvetsiz vücudu bir tuşla 5 tane birden sildim. Peki bir bassam ben oraya 500 tane daha koyar mıyım? Koyarım. Neden? Kuvvetli vücut çünkü. İçindekiler kuvvetsiz vücut. Bir bassam ben şu kainatın aynısından, simülasyonundan 1 milyon tane koyabilir miyim? Bir basmayla basarım. Neden? Çünkü kuvvetli vücudun içinde kuvvetsiz vücuda uygulanan her şey basittir. Peki Allah Azze ve Celle'nin vücudu, yani varlığı nedir? Vacibül vücut. En kuvvetli vücut olan Allah'ın yanında bizim vücutlarımız gölge hükmünde. Şu hard disk bile değil. Gölge hükmünde. Allah Azze ve Celle anlaşılsın diye söylüyorum. La teşbih. Dilerse bir bassa 500 tane daha bir anda yaratabilir mi? Yaratabilir. Sonsuz kudretinden nasıl yaratamaz? Bir bastığında her birimizden, o 2 tane sinekten 5,5 milyar yaratabilir mi? Yaratabilir. Şu dağ vardı ya şu sandiskin içinde. 500 daha koyduğumda gramı değişti mi? Değişmedi. Bizim vücudumuzun, vacibül vücudun yanında ne gramı var? Sana bana o gram. Ne ağırlığı var? Ne rengi var? Ne boyu var? Ne posu var? Yani buna girer mi girmez mi diye bir şey yok. Allah'ın vücudu vacibül vücut. Bizim vücudumuz onun yanında gölge hükmünde. İzafi vücutlarsa Allah'ın yaratması,
istemesi, bizleri büyütmesi, yeniden cennete alması. Bunlar Allah için ne kadar kolay? Sonsuz. Neden? Çünkü Allah'ın kudreti sonsuz. Allah'ın vücudu yanında bizim vücutlarımız gölge hükmünde bir şey ifade etmiyor. Çünkü büyük vücut, küçük vücudu içine alır. Anlaşıldı mı? Güzel oturdu mu örnek? İyi dedi mi? Allah Azze ve Celle'nin kudretini farklı şekillerde anlamaya çalışıyoruz. Buyurun devam edelim. Hem madem bütün semavi fermanları ile saadet-i ebediyi vaat edip cenneti müjde veriyor, hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattir ve sıdk ve ciddiyetledir, hem madem asarının şehadetiyle, yani şu az önce incelediğimiz eserlerle, bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder. Her birisi de işaret etti buna. Ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur. Bir elektron bile buna ispat etti. Hem madem hulful vaat ve hilaf ve kizb ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks ve kusurdur. Elbette ve elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakim-i Zülkemal, o Rahim-i Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet-i ebediye kapısını açacak. Bak şimdi, güzel sıfatlarla çirkin sıfatların şöyle bir dengesi vardır. Birisi artarsa diğeri azalır. Mesela bir adam çok dürüst dersen çok yalancı da diyebilir misin? Diyemezsin. Güzel bir şey artıyorsa çirkin bir şey azalır. Peki o adam dürüstü ya, ben o adama sonsuz dürüst dersem yalandan hiç bahsedemem. Bir isim sonsuz güzelse zıttını ona yakıştıramazsın. Allah'ın hangi isimleri sonsuz güzel değil? Haşa. Size ikramlar mı geliyor? Bak hanımının eliyle gelen dahil. Onları ikram eden sonsuz kerim olan zat. Size merhamet eden oluyor mu ya sağda solda? Bir kediye bile merhamet eden görseniz o merhametlerin bütün sahibi o ismin kendisinde sonsuz olan Allah Azze ve Celle Rahim isminin tecellisine. Size birileri bir şey mi ikram etti? Sonsuz olan Rezzak isminin tecellisidir. Şimdi bütün isimleri sonsuz olan böyle bir Allah Azze ve Celle'ye hep sonsuz. Zıttını dayatmaya çalışsan haşa. Yok ya ne cenneti, cenneti nasıl yaratsın desen bizim ahmaklığımıza işaret olur. Evet, buyur. Adem babanızın... Bak bir dakika, bu da son cümle. Dersin son cümlesi ama çok lezzetli bir cümle. Şu cümleyi de bir dikkatli okuyun. Buyur. Adem babanızın vatan aslisi olan cennete sizleri ey ehli iman idhal edecektir. Adem babamız nereli? Cennetli. Biz nereliyiz? Cennetli. Vatan aslimiz oraymış. Yani Necdet Mardin'den önce cennetli. Allah Allah. Nereden belli? Fani her şey üzüyor beni. Siz üzüyor mu? Bir ayrılık geliyor üzüyor yani. Şimdi bak birkaç arkadaşımız İstanbul'da oradaki Hayalhanem Medresesi'nde vazifeli. Allah razı olsun gittiler orada. Neleri tepip tepip gittiler ben şahidim. Çok güzel bir iş yani. Şu dünyadaki amacımız bu. Onun için bile üzülüyorum yani. Kavuşamıyorum ya onlara. Fani her şey beni üzüyor. Kalbim ne istiyor biliyor musun? Sonsuz, sonsuz. Kim uyanık vicdanını dinlese ebed, ebed çığlıklarını işitecektir diyor. Üstad Hazretleri Rahimullah. Demek nereliyim? Cennetli cennetli. Nereden belli? Sonsuza olan iştiyakımdan belli. Şimdi vatan aslisinden bir kutup ayısını alıp getirsem. Biz bahçede soba yakıyoruz ya. Sobanın da başına oturtsam. Ne yapar? Ya perişan ettiniz beni, perişan ettiniz. Bir tantuni yedireceğim diye beni perişan ettiniz. O kutup ayısının, bura evimiz diyelim. O kutup ayısının benim evimde vatanı aslisine en çok benzeyen yer neresidir? Buzdolabı. Peki o kutup ayısını burada yaşasın diye o buzdolabına soksam artık daracık bir yerde ruhu sıkılmış halde yaşayacaktır. Kim gibi? İnsan gibi. Ruh sadece gözden mi görür? Hayır. Ruh normalde her şekilde görür. Her yeriyle görür. Ama bu daracık beden hapishanesine konulduğundan kim gibi? Kutup ayısı gibi. Ruh normalde her yeri görüyor ama daracık beden hapishanesine konulduğundan ve penceresi sadece buradan açıldığından buradan görüyor. Şimdi bu ruh daralır mı daralmaz mı? Daralıyor, daralıyor. Normalde her yerden gören ruh küçücük pencereden alemi seyrediyor, daralıyor. Normalde her yerden lezzet alan ruh
Şuradan lezzet tadıyor, daralıyor, daralıyor. Çek şunu diyor, çek. İstemiyorum, bitir artık şu imtihanı. Normalde her yerden duyan ruh, şuradan pencere açıldığından, mapus da öyle olur değil mi? Bir yerden pencere açılır, şuradan açıldığından bu kadar mı duyacağım ben diyor, daralıyor, daralıyor. Normalde sevmek onun özelliği olan ruh, bir de yanlış sevdalara düşünce ne oluyor biliyor musun? Daralıyor, beni bir de burada mapushaneye soktun diyor. O kutup ayısının yaşayacağı standartlar vatan astisinde var. Yani kutuplarda. Benim yaşayacağım standartlar da cennette var. Peki cennetin standartları dünyada nerede var? Mümkün değil. Oktay abi siz villa yapıyor muydunuz? Tanıtımlarınızda cennet gibi villa satıyorsunuz mu öyle? Şimdi adam bir villa yapıyor. Tanıtımı öyle cennet gibi diyor. Altında da ırmak geçiyor bina. Yani onu da benzetmiş adam. Allah Allah. Her şeyi Kur'an'daki tarife göre yapmaya çalışmış. Ama bir şey yok. Cenneti cennet yapan sonsuzluğudur. Sonsuzluğun alındığı her yer cehennemin dibidir. Dünyada mümkün mü? Mümkün değil. O zaman bura bizim vatan aslimiz değil. Biz Adem babamızın vatan aslisine iştiyak duyuyoruz. Nereye? Cennete. Bir gün biri sordu bana, dedi ki, hocam dedi, bu insanların lüks düşkünlüğü ne zaman bitecek dedi. Kimse anlamıyor, hep iman zafiyeti problemi olduğunu, hep böyle sorular geliyor ya. Hocam dedi, bu insanların lüks düşkünlüğü ne zaman bitecek dedi. Dedim ki hiçbir zaman bitmeyecek. Niye dedi? Çünkü dedim cenneti arıyorlar. Cennet de dünyada bulunamayacağından dolayı hiçbir zaman o arayış bitmeyecek. Hiçbir zaman dünyada da cennet bulunamayacak. Bu arayışı, bu hakikatlerde, bu derslerde değil de dünyada aramaya devam edenin ama dünyası cehennem olacak. Allah öyle etmesin. Sonsuz kudreti var. Bizim gibileri yaratmış. Yani haşa, ne ihtiyacı var? Ama iktizası, rahmetin iktizası, muhabbetin iktizası, iktizasından yaratmış. Biz şimdi kıymet bilmesek de sağda solda ucuz şeylere teveccüh etsek çok ayıp ederiz, darıltırız, darıltırız. Allah öyle ettirmesin. Öyle ettirmesin diye bu iman derslerini kalbimize nakşetmeye çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz kudretli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz kudretli olup olmadığını hayatında anlamak isteyen tevhidin ameline, yani sosyal hayatına baksın. Sosyal hayatında kalp titredikten sonra ağız istediği kadar uyumlu çalışsın, bir kıymeti yok. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Çok güzel ders değil mi? İnanın derste oturdu ha. Genelde öyle oluyor yani. Derste bir tanesinin ihlaslı iştiyakından ve arzusundan dolayı, yani muhataptan dolayı Allah Azze ve Celle hatibi konuşturuyor. Yani muhtemelen böyle güzel geçen derslerde içerideki ihlaslardan birinin kalbi güzel titriyor, ihtiyaç hissediyor. Ona binaen de Allah kürsüdeki birilerini konuşturuyor işte. Kimse o yazsın bana mesela özelde. İhlas da öyle bir şey ki hissedemiyorsun değil mi? Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, melek görmez ki yazsın, şeytan görmez ki bozsun, nefis görmez ki şımarsın. Şimdi biri gördüm dese o da ihlassız olduğuna delil olacak. Kafasına vurup göndereceğiz değil mi? Allah Allah. Acayip ders değil mi ya? Ya bu dersleri almadan ne yapacaksın? Siz soruyor musunuz kendinize? Ben diyorum ki ya bunları bilmeden anamın kedisinden ne farkı olur ki şu yaşamamın? Miyav miyav, iki su, iki cırmak, iki tane mama, iki de devril. Böyle hayat mı olur be? Demirin, betonun etrafında koşan hayat mı olur be? Kedi bile daha akıllı. Onlara tevessül etmiyor. Allah Allah. Nasıl olacak bu dersleri bilmeden ya? İnan hiçbir yolu yok. Çok saçma oluyor hayat yani. Ruh şunlarla beslenmeden. Bazen buraya arkadaşlar geliyor böyle. Bazı da çok zeki arkadaşlar geliyor. Çok soruları oluyor. Onlara diyorum ki, bana bir iki hafta müsaade eder misin? Nasıl abi yani? Bir şey sorma işte. Bir iki hafta derslere gir konuşalım sonra diyorum. Derslere giriyor. Ruh alıyor ya ilacı. Allah Allah. Alıyor. Bu maddi vücudum olduğu gibi bir de benim manevi vücudum var. Aç kalmış. Güçsüz kalmış. Elini kaldıramıyor. Kolunu kaldıramıyor. Alıyor gıdayı. Sonra bakıyorum 300 soru düşmüş 3'e. Niye? Hakiki gıdayı alıyor. Manevi kalbin, yani Latife-i Rabbaniye'nin tek gıdası Allah. Allah. Yani marifetullah. Şu dersler çok ensem. Şeytanın da doğrudan tek hücumu manevi kalp olan Latife-i Rabbaniye'nin dikkatini dağıtmak. Şu saat ne güzelmiş, şu tişört öf. Şöyle de bir işe girdim. Ne oldu? Kalp dağıldı mı? Dikkat dağıldı mı? Dağıldı. Şeytan yaptığı bütün dolaylı işleri bu doğrudan hedef için yapıyor.
sadece Allah'la tatmin olup beslenen kalpler yalnız Allah'ı anmakla tatmin olur. Bak ayet onu diyor. Oradaki kalpten murat Latife-i Rabbaniye. Tek gıdası var. Allah Allah Allah. Ama sadece dilde değil. Az önce gördük. Şeytanın da doğrudan tek hedefi şu Latife-i Rabbaniye'nin o yıldırım aşkıyla bir şeye tutunabilen, aşık olduğunda gözünü karartabilen o Latife-i Rabbaniye'nin dikkatini dağıtayım bana yeter diyor. Demir betonla dikkat dağılıyor be. Rahat düşkün diyor. Şimdi kim kalkacak yataktan? Bizdeki imkanlar Firavun'da yokmuş Firavun'da. Arabayla, uçakla, şunla bununla hizmet etmeye gidiyoruz. Vallahi bununla da bir insan Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasa ihanet gibi geliyor insana, öyle değil mi? Allah şu derslerden, şu meclislerden ayırmasın. Tek adam şeytandan dayak yemekten başka hiçbir şey yapamıyor bu asırda. Herkes nefse cephane dolduruyor dışarıda. Sizin gibi güzide güzel insanların arasında da böyle insan değil mi? Erimeye çalışmazsa bitmiş demek ya. Allah aranızdan ayırmasın, şu derslerden ayırmasın. Bir de Adem babamızın vatanı aslisinde buluşursak. Ah, yoksa halimiz kutup ayısı. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir. Adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer. İki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman. İlim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar. Daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.